Merhabalar, benim adım Burcu Özkanlı. Emeon Turkey'nin 60 günde 60 YouTube videosu projesi altında Bora Gedikli ile beraberiz. Merhaba Bora, biraz kendinden bahsedebilir misin? Merhaba Burcu. Ben Hacettepe Üniversitesi İstatistik Öğrencisi 2. sınıfta okuyan bir MUN'ciyim diyeyim kendime. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi MUN kulübün topluluğunda da rol alıyorum. Yaklaşık 2016-2017'den beri de Emeon içerisindeyim, Ankara'da daha çok. Onun dışında 20 hatta belki 20 aşmıştır hatırlamıyorum. Fazla experience'ım var. Artık onun Türkçesi bir anda gelmedi, kusura bakma. Diyebiliriz, Ve bunların çoğu, yani neredeyse yarısından fazla akademik bir çevre olarak. İşte tutunuyoruz Emeon dünyasında bir yerlere. tamamdır. Bugün ilk konumuz Ankara'nın emeğin kültürü hakkında olacak. Şimdi ilk soruma gelirsek çok genel bir soru olacak ama Ankara'daki emeğin kültürü nasıldır? Diğer şehirlerden ne kadar farkları vardır ya da diğer şehirlerle ortak özellikleri nedir kültür anlamında? Bize biraz bahsedebilir misin? Tabii şimdi Ankara Emyen kültürü aslında benim açımdan açıkçası bence diğer akademilere kıyasla çok daha ağır bir akademi içeren bir kültüre sahip ve bunun bence başta sebepleri Emyen A Derneği'nin de aslında Ankara'da kurulmasından kaynaklı ve zamanında işte Eurasyalarında ki hala da devam etmesinden bir ağırlık, yani ağır bir akademinin getirdiği etkilerden kaynaklı diğer şehirlerden kendini ayıran bir yapısı var. Hani yeri gelsin İstanbul, yeri gelsin İzmir, Antalya, hani başlıca Emyen dünyasındaki şehirlere baktığımızda hepsinin akademisinin ayrı bir yeri var. Fakat Ankara'ya baktığımızda tabii daha ağır bir akademi var. Ki bence bu yine son zamanlarda İstanbul'da da boy gösterdi ama Ankara'ya hiçbir zaman şey yapamam anne. Onunla aynı yerde tutmam çünkü cidden zamanındaki gelmiş geçmiş isimler, büyük isimler ve hani şu an çoğu insan bıraksa da bırakan insanların da akademide büyük yerlere geldiğini görüyoruz. Yani bu ciddiyetten kaynaklı birazcık. Ankara'da akademinin dışında Tunalı olduğu sürece bence Ankara kültürü her zaman eğlencelidir. Çünkü yeri gelsin sosyal etkinlikler yapılsın. Yeri gelsin akademinin buluşması. Bu tabii Ankara'daki kültürün aslında hem eğlenceli hem de akademik açıdan önemli bir yeri oldu. Hani akademik açının ve bu eğlencenin Ankara'daki kültürü önemli bir yeri olduğunu gösteriyor bence. Ve aslında bir bakıma Emeon'un de çıkış noktalarından, yani başkent olduğu için biri. Ankara'da kültür böyle, yani ağır ama bir o kadar da eğlenceli Evet. yani. En güzel zaten öyle. Peki mesela şehir dışından birileri gelmek istediği zaman tabii ki en köklü, en büyük konferanslara gitmek isterler. Bu konferanslara bize biraz örnek verebilir misin? Hangi konferanslar daha köklüdür? Ankara'da acayip fazla köklü konferans var. Bunlara şöyle bir köklü, yani iki açıda köklüğünü göstereceğim. Bir tanesi üniversite ve liseyi barındıran Bilkent ve ODTÜ'den bahsedeceğim. Bir de sadece üniversite olmasına rağmen çok iyi yani çok iyi bir şekilde emyanlarını devam ettiren ve kök salmış emyanlardan bahsedeceğim. Üniversite Bilkent'e geldiğimizde 3 tane emyan düzenliyor yılda. Bir tanesi UNESCO, diğeri Bilkent Historical Mun. Üçüncüsü de Munbu, yani Emyan Bilkent University. Yani bunun ikisi şey şeklinde, Timon prosedüründe ve Munbu da BH Mun da aslında birazcık Harvard şeklinde, Munbu da Harvard şeklinde. Bunlar köklü konferanslar. Ben ilk başladığımda 2016'da da Munbu ve Munbu BH Mun UNESCO vardı. Ben bugün de baktığımda Munbu BH Mun UNESCO vardı. Ve yine bu sene de aynı şekilde BH Mun'da rol alabilecektim USC olarak. Fakat malum Covid'den mümkün olmadı pek. Ama yani dediğim gibi, yani uzun süredir ve daha da uzun süredir kök salmış organizasyonlardan birisi Bilkent. ODTÜ'ye geldiğimizde Eurosima ve MCMUN, yanlış söyleyeceğim ben Timyan. MCMUN var. Eurosima ve MCMUN de çok uzun zamandır rol almış MUN dünyasında. İki MUN. Birisi üniversite, daha çok hani European Council tarzında işleyen.
komitelerine sahip. Diğer ise yine timon şeklinde işleyen, yani aslında çok fazla şekilde emüyen sağlayan birer Ankara. Hani hem timon hem Harvard şeklinde ve BH1'a baktığımızda ise hem Harvard hem timon karışık şeklinde gittiğinde Ankara'nın köklü emüyenleri bunlar üniversite bakımından. Ama bunun dışında son zamanlarda, son 3 yıldır, bu sene de o iptal oldu doğal olarak, Etum'un bahsedebileceğimiz emüyenler arasında. Etum'un da mesela akademik takımı hiçbir zaman, yani hiçbir zaman akademik takımına taviz vermedi şu ana kadar. 4 senedir. Yani bu seneyi de ben biliyordum akademik takımını az çok. Ama iptal olduğu için diyebilecek bir şeyim yok. Etum'un da bence artık 4 senedir de olsa köklü bir hale gelmiş durumda. Ve liselere baktığımızda da Nesip Aydın, Model United Nations'da çok uzun süredir ve MUNA partnerliği ile beraber çok uzun süredir ki artık MUNA partnerliği imkanı kalmadı hiçbir MUNA'nın. Çok uzun bir süredir çok iyi bir lise konferansı olarak gitti ve hala da gidiyor, devam ediyor. O yüzden köklü konferanslara bunu diyebilirim. Onun dışında yeni konferanslar da köklenmeye başlayacak yavaş yavaş. İşte BASMUN, BASHMUN, biz BASHMUN diyoruz. TEDUM'un aynı şekilde. Bunlar da gün geçtikçe kök salmaya başlayacak Ankara'da. Ama tabii bir Eurosima, bir işte Eurasia hatta var ama o training olduğu için tam, ama o da emyan sayılır. Yani emyan sayılır. Yani kastım köklü bir emyan sayılır. Ne de olsa emyaneyin. Yani dediğim gibi TEDUM'un da BASHMUN'un da yeri gelecek. İşte MUNBU, BHMUN vesaire bu tarz emyan, yani köklü emyanların de yanına oturacak. Tabii hiçbir emyan hiçbirine aynı olamayacak ama en azından köklü emyanlar mevcut yani bu şekilde. Yani gelenlere tabii ki de en çok tavsiye edeceğim emyanlar bunlar. Yani Bilkent, ODTÜ, Etum'un diyebilirim köklü olarak. Açıkçası en çok şaşırdığım şey oldu senin anlatımında. Genellikle bu kadar köklü olanlar, yani ben Ankara'da yaşamayan birisi olarak söylüyorum. Hani benim de bildiğim bunlar mesela Bilkent'in emyanları çok meşhurdur. Ve hani bunların çoğunun timon prosedüründe olması açıkçası beni şaşırttı. Her ne kadar İstanbul'da falan da timon prosedürlü hani prestijli emyanlar duysak da genellikle Harvard emyanları, yani Harvard prosedüründe işleyenler diyorum. Daha çok seviliyor. Timon Ankara'da daha çok seviliyor demek. Yok yok, Harvard daha çok seviliyor. Harvard daha zaten çok seviliyor. O yüzden şaşırdım zaten. Ama bunu da bilmek iyi oldu açıkçası. Yani hiç bilmediğimiz, ya benim bildiğim, ben iki sene çok gittiğim için biraz biraz şey olsun. O zamanlar işte ayırt edememekle falan. İkisinin de ortamını bildiğim için, Time'ın ortamı da aslında büyük Ankara'da. Bayağı büyük bir Time'ın kitlesi var. Aynı şekilde Harvard'ın da çok büyük bir kitlesi var ve bence eskiden İstanbul'du. Time'ın diyeceğim hep İstanbul gelirdi. Ama bence bu gün geçtikçe Ankara'da daha büyük bir kitle oluşturmaya başladı Time'ın. Ama tabii Harvard seveni daha fazla. Hani ben de açıkçası Harvard seviyorum ve Harvard yapmaya çalışıyorum. Time'ın da tabii yaptığım oluyor arada. Tabii iyi konferanslarda ve köklü konferanslarda özellikle. Ama evet, yani Bilkent'in ve aslında ODTÜ'nün aynı şekilde, Bilkent'in de iki tane emyanı, Time'un bir tanesi işte Harvard, ODTÜ'nün bir tanesi işte European Council Harvard ve diğeri de işte Time'un şeklinde olduğu için aslında bir sürü çeşitlilik sağlıyor. Bu da onların işte köklü olmasının sebebi aslında birazcık da bu. Evet. Peki mesela şöyle bir şey var. Şehir dışından genellikle lise grupları da çok geliyor. Ama mesela lise, bazı liseler, genellikle first timer'lar üniversite emyanlarına gitmekten çekiniyorlar. Çünkü üniversitelerin donanımları ve delegelikleri daha da deneyimli olduklarından dolayı korkabiliyorlar. Mesela bu dediğimiz köklü konferanslarda ne kadar liseli, ne kadar üniversiteli var, bize bahsedebilir misin? Çok mu, az mı? Şöyle, ben 2016-2017 yıllarında hatırladığımda, yani o zamanlar ben de üniversiteye gitmeye çok çekiniyordum çünkü çok fazla üniversiteli vardı. Yani hakikaten acayip fazla üniversiteli vardı. Fakat son zamanlarda 2019-2020 hatta 2018 de sayabiliriz belki. Bu zamanlara geldikçe işte birazcık daha eşitlenmeye başladı. Mesela MUN, işte MUNBU bazı değişiklikler yaptı, bu işte liseli ve üniversiteli ayrımı olsun. Yani benim bildiğim, yani ne kadar doğru bunu hatırlamıyorum da, bildiğim kadarıyla işte üniversiteli çeyre almaya, üniversiteli akademi almaya çalışıyordu.
bu sene üniversiteli chair'da gördük. Hakikaten kaliteli chair'dı yani. Kötü chair değil de. Ve o yüzden bu tarz işte yenilikler gerektiriyor. Çünkü çok şimdi üniversitede başlayan çok fazla kişi oluyor. Ben her hani HUM'un ekibi olarak da biz yetiştirdiğimiz çok fazla delege var ama lise aslında temeli. Kendi lisemde de 2 sene başkanlık yaptım hemen kulübünde. Ve yani yetiştirmek lisede başlıyor aslında. Yani tamam üniversitede başlayabilir ama üniversitede yani topluluklara gezerken oryantasyonda kimsenin gözüne çarpmaz. İşte hep böyle münazara takımı, emyan takımı hep böyle sonradan girilen aslında kulüpler ama sonrasında sevilen ve aslında hakikaten bırakmayacağı bir şekilde hayatını etki eden topluluklar oluyor. Ama dediğim gibi lisedeysen işler biraz daha değişiyor. Bazen daha küçük bir liseysen daha rahat oluyor. Bazen daha büyüksen yine daha rahat oluyor üniversiteye kıyasla. Ama işin temeli lise olduğu için şimdi tüm aslında emyanlar bir bakıma değişikliğe girdi. Aslında bir inovasyon yapıyor. Çünkü daha fazla üniversite emyanlar genellikle daha çok liseliğe kapısını açıyor. Ve zaten açıyorlardı çoğu zaman ama tabii bu gün geçtikçe daha çok artıyor. Daha çok liseliğe şans veriyorlar. Ben artık hani en son gittiğim konferanslarda, üniversite konferanslarında liselileri daha fazla görüyordum. Liseli emyancıları çok daha fazla gördüm. Ha, akademik takımda da liseli gördüğüm oldu. Çeyre'de de liseli gördüğüm oldu. Bu demektir ki hani onlar artık yavaş yavaş bizim yerimize geçiyorlar. Yani bizim emekliliğimiz geliyor bir bakıma. Evet. Peki mesela akademiden çok fazla bahsettik ve akademinde ne kadar önemli olduğunu gördük. Organizasyonu sormak istiyorum mesela bu köklü konferanslarda organizasyon ne kadar iyi? Diğer şehirlerle kıyaslayabilir misin iyilik kötülük anlamında ya da? Şimdi yalan söylemeyeceğim. Diğer şehirlerde ben Emen'lere bir tek katıldım. TR var Antalya'da. O da zaten aslında Ankara köklü bir Emen ve hani uluslararası bir Emen olduğu için onun organizasyonunu çok ayrı bir seviyeye koyacağım. Onu atlıyorum. Ama dediğim gibi çok fazla Emen'lere katılmadım. Yani şehir dışı Emen'e katılmadım. Yani çok fazla değil. Hiç katılmadım. Ama bir sürü yakın arkadaşım yani şehir dışındaki Emen'lere katıldı. Ve onların anlattıklarıyla benim bildiklerim daha doğrusu şu şekilde. Organizasyon aslında şehirden şehire değişen bir şey olabilir. Mesela İzmir organizasyonunun mesela PR ekibi daha iyi olabilir Ankara'dan veya İstanbul'un atıyorum lojistik ekibi daha iyi olabilir Ankara'dan. Ama bence organizasyon takımı daha çok hani bunu nasıl diyeyim? Yani organizasyon takımı ne kadar kötü iyi olsa da aslında asıl iş birazcık da akademide bitiyor. Çünkü organizasyon takımı çok iyiyse yani hiçbir sıkıntı çıkmaz ve akademi de bununla uğraşmayacağı için çok rahat bir emin hissettirir şeylere, delegelere. Ama organizasyon takımı işte kötü olduğu sürece akademik takım iyi ise, çok kaliteli bir akademik takım ise organizasyon takımının eksiklerini yani kapatmak için elinden geleni yapar ve iyi bir akademi olduğu sürece delegeler bu organizasyon takımının eksiklerini pek hissetmez. Ha, yani yine akıcı olur delegeler için ama belki akademik takım ve şeyler için daha zor olabilir. Ama bunun bence organizasyon takımının şehirden şehre değişmesi sebebi organizasyon takımı eğitilmiyor. Yani ben bunu bizim yine HUM'un ekibinde de konuşuldu bu. Biz hani belki ileride yapacağımız projelerde topluluk olarak bunu yaparız. Fakat yani emin olmamakla beraber kesinlikle olmayan bir haber ama belki yaparız. Şundan bahsedeyim. Organizasyon takımı eğitilmiyor. Şimdi biz delegeleri eğitiyoruz. Ne olmak için? Chair olmak için, USC olmak için, yeri gelince SC olmak için, akademik asistan olmak için, Christ takımına girmek için vesaire. Fakat organizasyon takımı için ekstra bir gayret yani yok. Ortada yok. Ben lisedeyken de, Emian kulübündeyken de keşke o zaman da şeydi diyordum yani. Keşke o zaman da biz admin eğitseydik, pres eğitseydik. Alsaydık kulübe, pres eğitilsin. Gitsin fotoğraf çekmeye becerebilen veya öğrenmek isteyen bunu en azından. İnsanları katılacaktı MÜN'e ve hani adminler de aynı şekilde. Katılacaktı. Organizasyon takımı yetişecekti bir şekilde. Her lise, her üniversite bunu yapsa, organizasyon takımı o zaman işte şehirden şehre farklılık gösterir. Daha en başında dediğim gibi, akademik takım nasıl şehirden şehre farklılık gösteriyorsa, eğer organizasyon takımı da eğitilseydi aynı şekilde farklılık gösterecekti. O yüzden hani Ankara'daki organizasyon takımı hakkında pek bir şey diyemeyeceğim. Ama bildiğim yine çok iyi isimler var organizasyon takımında. Kendine organizasyona adamış bir şekilde. İstanbul'da da bildiğim çok iyi isimler var. Yine bu yani çok bir büyük bir farklılık göstermiyor. Ama organizasyonlarını iyi yapıyorlar. O bildiklerim insanlar çok iyi iş çıkarıyorlar. Ellerine de sağlık buradan.
Tamamdır. Peki o zaman akademi hakkında bir soru sormak istiyorum. Mesela C komitelerinin kalitesiyle öne çıkan ya da kriz komitelerinin kalitesiyle öne çıkan MUN'ler var mı sana göre? Var. Çok fazla var. Yani ben delegeyken genelde, yani genelde benim ilk emeğimim de krizdi. Delegeyken son bıraktığım emeğim de krizdi. Yani ilk biraz şanslı ama işte o bir bağımlılık yarattı kriz konusunda. Ben ilk USC'liğimi krize yaptım. Yani o yüzden krizi ve C'yi rahat ayırabileceğim konferanslar var. Mesela örnek olarak BH1 olsun. C'yi çok iyi. Şimdi historical olduğu için çok güzel C'ler de yapabiliyor. Ama historical eventlerin genelde kriz olduğu için, yani kriz içeren eventler olduğu için, çünkü en azından nereden baksak yani çok fazla olay yaşandı dünyada. Mesela BH1 daha çok kriziyle öne çıkan bir konferans. Ben ilk katıldığım konferans dediğim gibi BH1'di ve krizdi. Yani onun sayesinde ben krize şey yaptım, yöneldim daha çok. Ama C'ye geldiğimizde mesela MUNTR'dan bahsetsek mesela C müthiş mesela. C de müthiş, kriz de müthiş. Ama Ankara'da bahsedeceğimiz için onu girmeyeyim. Ben biraz saptım, kusura bakmayın. Ama mesela örnek verebileceğim mesela kriz sayılmaz ama European Council konusu mesela Eurosim aldı başını götürdü. C komitesi en son girdiğimde en eğlendiğim Nesibe Aydın'dı mesela. Yani bazı emyenler fark ettiriyor krizle C'in arasındaki farkı, ama çoğu emyen son zamanlarda ikisini dengelemeyi başarmış durumda. Çünkü çok iyi kriz üyesileri, akademik asistanları olabiliyor, işte chair'ları olabiliyor. Aynı şekilde kriz ekibi de olabiliyor. Bunları da topluyor. Geliyor C'yi de çok iyi yöneten üyesileri topluyor. Ve böylece hani ikisini de götürüyor ve hani diyorsun ki bu konferans kriz komitesi ağırlıklı, yok bu konferans C ağırlıklı demiyorsun. Ama dediğim gibi hani mesela BH1 historical olduğu için daha çok krize. Nesibe Aydın'da mesela daha çok C eğlenceliydi ki orada krizdi ama ona rağmen C eğlenceliydi diyorum. O yüzden böyle diyebilirim. Bu tarz emin hani çok fazla isim vermeyebilirim. Çünkü dediğim gibi çok dengelendi bu aralar hani bu durumlar. Ama dediğim gibi yani en spesifik vereceksen BH1'ın Nesibe Aydın. Aslında çok güzel dengelenmesi bu konuda yani. Kesinlikle. Ben şeyinde. Peki mesela MUN'lerin yaptığı sosyal etkinliklerde belirli yerler oluyor mu mesela? Nerede yapılıyor? Tabii. Ankara'da. Tabii. Olmaz mı? Ben söyleyeyim. En çok yapılan yer umumidir bizim burada. Ankara'daki, yani şu an bunu dinleyecek belki akademiden insanlar olacak. Diyecek ki evet umumi. Yani umumidir. Tunalı, Gazi Osman Paşa, bu taraflarda hep sosyal etkinlikler olur. Ve üniversite sosyal etkinliği ise çok daha eğlenceli oluyor artık hani. Ki lisede tabii bazı kısıtlamalar olsun. Bu sadece hani bahsetmem bundan alkol kısıtlaması değil. Yani bir sürü kısıtlamalar var. Ama işte bir üniversite emeğenlerinde daha rahat olabiliyor. Ama tabii üniversite olduğumuz için biz daha çok hani kendi yaşıtlarımızı eğlendiğimizde. Ama lise emeğenlerinde çok güzel ben etkinlikler yaptığını görüyorum. Ama genelde Tunalı, yeri gelsin Gazi Osman Paşa, Kızılay'da da olduğunu gördüm. Hatta Alacaklı Mahallesi'nde olduğunu bile gördüm yani sosyal etkinliklerin. Yani genelde umumi diyebilirim ben buradan. Umumi de bilenler zaten anlayacaktır neden dediğimi. Çünkü hep ben orada buldum kendimi çoğu şeyde, sosyal etkinlikte. Peki mesela katılımcı ücretleri nasıl ve şehir dışından gelecekler için ne kadar artabilir, ne kadar bütçe ayırabilirler? Bu konu hakkında bahsedebilir misin? Şimdi ekonomi kötüye gittiği için insanlar diyor ki MUN fiyatlarını arttırıyoruz diyor. Ama aslında MUN fiyatlarında çok bir değişim yok otel haricinde. Benim fikrimce çok son zamanlarda çok büyük bir artış var fiyatlarda ve sadece benim fikrim olduğunu düşünmüyorum. Bunu herkes diyecektir. Ben zamanında 400 lira o çok fazla dediğim bir paraydı. Şimdi yine 400 liralık MUN'ler yani doluyor. 350'ye çok fazla diyordum. 350 veriyorsun. 200'e çok fazla diyordum. 200'e ve 200 diyorum pardon. 250'ye çok fazla diyordun. Şimdi veriyoruz yani. Kaçınmıyoruz. 250 bulduk. Oo, çok ucuz diyoruz şimdi. Çok büyük bir artış var. Yani ben bu hani sadece Ankara ile kısıtlı değil. İstanbul'da da, İzmir'de de, Antalya'da da vesaire diğer şehirlerde de büyük bir artış var katılım ücretlerinde. Ve bunun sebebini ya MUN düzenlemeye bir kere kalkıştım. O da işte Covid'den iptal olacağı için devamını getirmedik pek. MUN
yani ücretlerini az çok biliyorum. Hala bilgisayarımda duruyor hani klasör olarak. Hani o kadar meblağa çok büyük, yani nasıl desem, çok büyük meblağlar da çıkabiliyor, çok küçük meblağlar da çıkabiliyor düzenlerken. Ama bence son zamanlarda fiyat artışı biraz abartı bana göre. Hani daha ucuza daha iyi emyanlar yapılabilir. Yani biraz başka şeylerden kısıp daha fazla delege çekilebilir. Ama işte tabii konferanstan konferansı değişiyor. Harcadığı para, sponsorlar olsun, ona göre de para ayarlanıyor. Ama son zamanlarda biraz pahalandı emyanlar. Ne yalan söyleyeceğim. Akademide olmanın güzel yanları bazen akademiden para alınmaması. Evet, katılıyorum. Peki mesela son olarak Ankara'ya Emin için gelecekler için ne gibi önerilerin vardır? Ankara Emen için gelecekler için ne önerim vardır? İyi akademi seçin. Akademileri iyi seçin. Kesinlikle. Yani bu biraz zor ama biraz araştırma ile kimin kim olduğu çok rahat bulunabilir. Olmadı gidin sorun USG'ye. Kaç experience'ınız var? Emian Turkey sayfasına bakın. En basit yolu bu. Ve iyi konferansları seçin. İşte Nesip Aydın Emian olsun. Mundo olsun. Başka ne olur? BH Moon olsun. UNESCO olsun. Ondan sonra Eurasim olsun. Eurasia olsun. Kesinlikle Eurasia'yı tavsiye ederim hele yeni başlayacaklara. Çok büyük bir ve çok çok köklü bir konferans aynı şekilde. Bu tarz konferansların her zaman akademisi iyidir. Şimdi akademi birazcık tabii bu durumdan dolayı ne yapar, ne eder, nasıl değişir bilmiyorum. Fakat eninde sonunda biz hala bu işin içindeyiz. İyi akademi olarak da içindeyiz, iyi çevre olarak da içindeyiz. Ki hala yani bir sürü iyi akademi, iyi çevre yani hala işin içinde COVID'e rağmen. Bunlara bakıldıktan sonra zaten Ankara'ya gelsinler, keyfini çıkarsınlar. Gelsinler Ankara'daki etkinlikleri yapsınlar, sosyal etkinliklere katılsınlar. Aspava'ya gitsinler, çorba içsinler. Yani Ankara'nın tadını çıkarsınlar ondan sonra. Yani zaten eğlenceli ve iyi bir akademi konusunda bir deneyim olacak onlara. Tamamdır. Zaten bu videoyu izledikten sonra Ankara hakkındaki düşünceleri de daha netleşir kesinlikle. Benim de şu an öyle oldu. Bu videonun sonuna geldik. Tekrardan çok teşekkür Ne ederim. demek? Ben teşekkür ederim beni aldığınız için. Davetimizi kabul ettiğin için ayrıca ben teşekkür ederim ve gerçekten çok bilgilendirici oldu Ankara hakkında. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.